Mehmet Bey'in yeni ödevi eşiyle birlikte güzel bir restorana gidip bütçesine uygun bir sipariş vermek. Aşkım bu ödev çok iyi oldu ya. Vallahi bayıldım bu ödeve. Bayağıdır baş başa yemek yemiyorduk. Vallahi iyi oldu, bakacağız işte. Ama aşkım... Hem karnımız doyacak hem ödevi yerine getireceğiz. Oh süper. Elimden geldiği kadar bakalım. İyi hadi bakalım. Elimden geldiği kadar midemi dizginleyeceğim. Yeri geldiğinde midesine bile söz geçiren Mehmet Bey, bakalım ısrarlı tekliflere hayır diyebilecek mi? Bir tane acılı kebap alalım. Meze olarak da cevizli kabak ezmesi, bir de patlıcanlı zeytinyağı pilavı alalım. 5-6 çeşit en az meze olurdu ama bu sefer yani ödev olduğu için kendimi tutabildiğim kadar tuttum. Özel spesiyel salatamıza gidelim efendim. Bademli salata. Tamam, teşekkür ederiz. Mehmet Bey bu kez bademli salataya hayır diyemedi. Bu durum İlknur Hanım'ı kızdırabilir. En sevdiğim. En sevdiğin. Başla o zaman aşkım. Mehmet Bey bulunduğu restoranın tadını çıkarırken eşi İlknur Hanım'ın aklı yemekten sonra gelecek hesapta. Bazı şeyleri düşünüyorsun ama. Ne gibi hayatım? Gözlerime bakarsan anlarsın. Senin gözlerin şu an hesap. Hesap. Fındık lahmacun ve eşlik köfteleri getiriyorum. Peşinden adem etini getireceğim. Olur. Olur olur. Tamam. Teşekkür ederiz. Yine hayır diyemeyen Mehmet Bey yaptığı hatanın farkında. Niye yüzüme bakmıyorsun? Hı? Çünkü karnımı da bir başlıyorum. Niye bana bakınca işten mi kapanıyor? Sana bakınca hemen aklıma hesap geliyor. Aa. Niye ben senin karşına dolar işaretleri gibi mi duruyorum aşkım? Hesap şey gibi duruyorsun, adisyon gibi duruyorsun. Şöyle istiyorum. Ay bir beni adisyona benzetmedin kalmıştı. Geldi. Şefin tercihi olan seçimler de masamıza geldi. Bakalım Mehmet Bey nasıl bir tepki verecek? Ya bir şey soracağım da. Şimdi bunları biz sipariş olarak vermedik ama ikisi mi bunlar? İkram değil efendim. Sipariş olarak dar mıydı ki? Özel bizim lahmacunlarımız. Tadı çok güzeldir. Anladım. Tamam, tamam. Teşekkür ederiz. Güzelmiş ama hakikaten. Teşekkür ederiz. Durumu çabuk kabullendiniz Mehmet Bey. Keşke itiraz etseydiniz. Tadın diye mağazayı yiyeceğiz herhalde. Lokantayı. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim aşkım. Benim lahmacun yemediğimi biliyorsun. Ben seni denemek için hiç sesimi çıkartmadım. Bakalım hani bugün her şeyi sana bıraktım ya. Dedim bakayım söyleyecek mi? Hani bana getirin ama işime getirmeyin diyebilirsin. Aşkım bugün ben seni yemeğe çıkardım. O yüzden söylemek istedim yani. Yemediğin bir şey ben yiyorsun. Ben şu an açım gözüm hiçbir şey görmüyor. Yani bu da bizim spesiyelimiz. Almak ister misiniz? Aferin teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ediyorum. Zahmet verdiniz. Bravo Mehmet Bey. İlk hayırınız hayırlı olsun. Hayret. Vallahi seni alkışlıyorum. Alkışlıyorum vallahi. Patlıcan olduğu için söylemiyorum. Hayır diyebilirim. İkisi de aynı cinse giriyor. İstemiyoruz dedin ya. İşte köfte dedi de onu getirmedi de inşallah getirmez. Leziz mezelerin tadına baktık. Sırada ana yemeğimiz var. Teşekkür ederiz. Ya, teşekkür ederiz. Sağ olun. Siparişlere elinden geldiği kadar dikkat eden Mehmet Bey, bakalım ne kadar hesap ödeyecek. Teşekkür ederim. Ben de bakayım. Bakma istersen. Bakayım bakayım. Baba ben sana üstü mü? Aşkım. Yine az gelmiş yani. Hesabı ödeyen Mehmet Bey, hayır demekte zorlandığı garsona güzel de bir bahşiş bırakıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aşkım o kadar hesabın üstüne gittim bir de bahşiş mi bıraktım? Yapacak bir şey yok. Adettendir. İlknur Mehmet çifti. Bakalım bu ödevden...